Mehmet Acet, 1 Haziran 2022 tarihli köşe yazısı. Mansur Yavaş bu çağrıya kulak verir mi? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmalarını mümkün mertebe yakından izlediğim, iş yaparak, proje üreterek gündem olan başarılı bakanlardan biri. Malum, geçen pazar günü İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak olan Millet Bahçesi'ne ilk fidanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dikmişti. New York'taki Central Park'ın birkaç katı büyüklüğündeki Millet Bahçesi, İstanbul'un özellikle de gelecek nesilleri için çok kıymetli bir hediye olacak. Bu projede ciddi emeği olan kurumla dün sabah geçen sonbaharda Ankara'da açılışı yapılan Millet Bahçesi'nde bir araya geldik. Kendisine çeşitli konular üzerinde sorular yönelttik. Bakan kurum, 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdık diyerek sözlerine başladı. 81 ile 500'den fazla millet bahçesi yapacağız diye devam etti. Bakanlığın üzerinde yoğunlaştığı konular arasında geniş halk kesimlerini ilgilendiren önemli sorunlar var. İnşaat maliyetlerinin yükselmesi ve alıp başına giden konut fiyatları nedeniyle özellikle sabit ve dar gelirliler için ev almanın zorlaştığı bir dönemdeyiz. Evi olmayan dar gelirliler için konut projesi. Kimler yararlanabilecek? Bakan kurum, geçenlerde Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı bir projeden söz etmişti. Dün bu konuyu tekrar gündeme getirip şu bilgileri verdi. Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz. Projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmeyi hedefliyoruz. Projemizi evi olmayanların alabileceği şekilde yapacağız. Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında projeyi kamuoyuna açıklayacak. Ev sahibi olmayan vatandaşlara hazine arazilerini vermek peşkeş çekmekse, konut fiyatlarında piyasa dengesini sağlamak için bir takım yeni adımlar atılacağını yine Çevre Bakanı kurumun ağzından işitmiştik. Bunlardan biri hazine arazilerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara arsa satışı temini. İstanbul, Ankara, İzmir gibi konut talebinin yüksek olduğu yerlerden başlayarak şehrin çeperlerindeki arazilere altyapı hizmetleri götürülüp evi olmayan ihtiyaç sahibi kimselere satışı yapılacak. Dünkü buluşmamızda bakan kuruma muhalefet çevrelerinin hükümetin bu kararını hazine arazilerinin peşkeş çekilmesi şeklinde sunmasını nasıl değerlendirdiği soruldu. Kurum şu cevabı verdi. Alt gelir grubunda olan ev sahibi olmayan vatandaşlara hazine arazilerini vermek peşkeş çekmekse vatandaşlarımıza peşkeş çekiyoruz. Ev alabilecek birikimi olmayanlara maliyetin altında konut satışı. Bakan kurumun sözlerinden hem inşaat piyasasındaki fiyat istikrarının sağlanması hem de ihtiyacı olduğu halde ev alabilecek gücü olmayanların yararlanabilmesi için TOKİ projelerinin güçlendirileceği anlaşılıyor. Bu çerçevede TOKİ geçmişte yılda 40 bin konut inşa ederken bu sayı şimdi 100 bine çıkarılmış. Toplam konut üretiminde TOKİ'nin payı %7-9 gibi rakamlarda olurken bu oran şimdi %14'e yükselmiş. TOKİ mevcut rakamlara göre maliyeti 600-700 bin lirayı bulan konutları %40-50 gibi oranlarda indirime giderek vatandaşa satacak. Ödemeler uzun vadeye yayılırken yılda 2 kere yapılan zamlar TÜFE endeksine göre %10'u geçmeyecek şekilde yapılacak. Kurum 20 yılda TOKİ marifetiyle 1 milyon 137 bin konut inşa edildiğini, dünyada bunun başka bir örneğinin olmadığını dile getiriyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Anka Park'ı neden atıl halde bırakıyorsunuz? Gelelim başlıktaki konuya. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin üst geçitlere Anka Park'la ilgili astığı pankartlar Ankaralıların dikkatini çekiyor olmalı. Anka Park belediyeye verilmiyor, çürümeye terk ediliyor şeklinde. Belediye aslında burayı açık tutmak istiyor da başka birileri bunu engelliyor demeye getiren pankartlar bunlar. Öğrendik ki konu mahkemedeymiş. Ve belediye ile daha önceki işletmeci firma arasında bir ihtilaf olduğu için açılamıyormuş. Tabii asıl niyet nedir? Belediye açmak istese bir yolunu bulup açamaz mı? O ayrı bir tartışma konusu olabilir. Ama Anka Park bu haliyle gerçekten çürümeye terk edilmiş gibi duruyor. Ve belediye tarafından sırf siyasi intikam niyetiyle işletmeye açılmıyorsa gerçekten yazık olacak. Konuyla daha önce de ilgilendiğini bildiğim için bakan kuruma sözünü ettiğim pankartları hatırlatıp Anka Park meselesini sordum. Sorunca anlaşıldı ki bakan kurum bu konuda da çok dertli. Söylediklerini ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a yaptığı çağrıları aktararak yazıyı tamamlayayım. Burayı niye atıl halde bırakıyorsunuz? Açın vatandaşa, doğru yanlış beklemenin kime ne faydası var? Algı üzerinden siyaset yaparak bir yere kadar gidebilirsiniz. Yanlışsa gidip yıkacaksın, doğruysa sahip çıkacaksın. Kullanılır hale getireceksin. Bunlar bir değerdir. Orada bir proje yapılmış. Tut bir tarafından, yanlış doğru, büyük küçük.
böyle atıl bırakarak ne olacak? Asıl kamu malına zarar vermek böyle beklemektir.